Kaç yıldır sektördeyiz? Nereden aklımıza geldi oto buzdolapçılığı yapmak? Ben 18 seneden beri bu işin içindeyim. Aksesuar işindeyim. 10 seneden beri de oto buzdolabıyla işinde uğraşıyorum. Sevdiğim bir işte. Merak ediyordum. Dedim ki ben bu işi yapacağım, başaracağım. Allah'a çok şükür yaptım. Şu an Türkiye'nin her yerine, Avrupa'ya olsun, her tarafa kargolarımızla olsun, anlaşmalı kargolarımızla veriyoruz. Müşterimiz gerçekten bu konuda gerçekten memnun. Bizler de memnunuz. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmak zorundayız. Yapıyoruz zaten. Oto buzdolabında dikkat edilmesi gereken önemli özellikler nelerdir? Önce buradan alalım. Sonra da sizin dolaplarınızdan biraz bahsedeceğiz. En güzeli müşteri memnun etmek, kalite, özgüven, ürünün arkasında durması. Biz de bunları yapıyoruz. Servisimiz var. Servis, tamir, bakım, ürünümüz, yaptığımız ürünlerimiz var. Onun için müşterimiz gayet bu konuda memnun. Biz de elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Peki ben biraz da sizlerin buzdolaplarının özelliklerini dinlemek istiyorum. Tır, karavan, tekne, off-road araçlarımız için özel olarak Avrupa buzdolapları yapıyoruz. Yerli üretimimiz de var. Kendi yaptığımız. Müşterimiz bu konuda gerçekten çok memnun. Ürünlerimizin arkasındayız. Tamirini, bakımını, servislerini yapıyoruz. Müşterimiz Türkiye'nin her yerinden. Şimdi müşterimizin her istediğini yapıyoruz. Diyor ki ustam diyor mesela diyor ki benim dolabım -18 soğutma yapsın, benim dolabım -20 yapsın, benim dolabım akü korumalı olsun, benim dolabım eti dondursun. Yani farklı farklı müşterimiz sunduğu konu kelimeler var. Biz de elimden geldiği kadar bunları yapmaya çalışıyorum. Müşterim de gayet bu konuda memnun. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Biz de gecemizi, gündüzümüzü bu işe verdik. İnşallah temelim daha yeni, ileri senelerde daha farklı farklı şeyler yapmak istiyorum. Bu amacım. Ben uyurken bile yani mesela diyorum ki ne yapayım, yarın yapayım, bir projeler altındayım. Her gün yeni değişik tasarım yapmaya çalışıyorum. Allah'a şükür yaptığım her işte tuttu. Gerçekten buna eminim. Müşterilerim de gayet bu güler yüzlülüğümü, samimiyetimi seviyorlar, güvenerek geliyorlar. Ailesi öyle olsun, tırcısı olsun, karavancısı olsun, her konuda. Yani YouTube'da görmüş, arkadaşım ya sizi YouTube'da gördüm, gerçekten çok memnunum. Bir de sıcağızlarına yanına geleyim ustam seni göreyim dediler. Geliyorlar, hoş sohbet, güler yüz. Elimden geldiği kadar arabası ne olursa olsun en güzel ürünü vermeye çalışıyorum. Verdiğim ürünler de gerçekten çok memnun. Telefon ediyorlar ustam gerçekten işim çok memnun kaldı veya tırcıya verdiğimde ustam gerçekten çok memnunuz. Arkadaşına tavsiye ediyor, o arkadaşına tavsiye ediyor. Böyle böyle elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Sadece bu bölgede, sadece Ankara çevresindekiler mi sizlerden ürün teminatında bulunabiliyorlar? Yoksa hem ülkenin geneli hem de yurt dışına kadar biz ürünlerimizi gönderip onları ulaştırabiliriz diyor muyuz? Türkiye'nin her yerinden. Önemli olan güler yüzlü güven. Ben güveni herkese aşıdım. Yani sosyal medyada görüyorlar zaten. Herkes biliyor ki. Elinde herkesin akıllı telefonu var. Akıllı telefonda herkes kişiyi biliyor. Yani senin söylemene gerek yok. Yorumlardan, ne diyeyim, izleminden, videolarından, resimlerinden, kişiliğinden biliyorlar. Yani benim onlara dememe gerek yok. Yani bunlar müşterilerim olsun. Herkes biliyor. Ben de bu güveni sarsmamaya çalışıyorum. 18 seneden beri bu işi yapıyorum Tuğçe Hanım. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani sadece buradan değil, Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Seviyorum. Ben işime aşığım. Gerçekten aşığım. Severek yapıyorum. Yani onun için işimi de müşterimi de gerçekten seviyorum. Buradan gelen, Türkiye'den gelen, buradan da sesleniyorum. Türkiye'den gelen tüm müşterilerime, dostlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de en güzel hizmeti dostlarımıza, müşterimize veriyoruz. Peki ben bu güzel... Sözünüzü kestim. Gelecek arkadaşlarımıza, müşterimize şüpheniz olmasın. Yerimiz biliyorsunuz Kızılcahamam'da. Ben bu güzel farkındalığı yarattığınız için de teşekkür ediyorum sizlere. İnanıyorum ekran başındaki herkes sizleri ülkenin her yerinde görmek isteyeceklerdir. Son olarak sizlerin onlara aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Soruları röportajımızı sonlandıralım. Ya gelsinler bu güzel yerimize. Hatta Kızılcahamam'ımız gerçekten çok güzel. Yemişil bir orman. Ankara'nın güzel bir ilçesi. Hem burayı gelmiş olurlar. Piknik alanlarımız var. Ne diyeyim, doğası var. Buz gibi suyumuz var. Sodalarımız var. Ya gelsinler. Hem orayı tanımış olurlar. Hem de Fahri Usta. Kızılcahamam'da otobüs dolapçı. Fahri Usta'yı bir görsünler. Tanısınlar. Yani illaki ben onlara ürünümüzü alın demiyorum. Gelsinler ki beni bir tanısınlar. Sohbet etsinler. Ya ben illaki al demiyorum. Başka ürünler alabilir, başka şey tanışabilir. Adam mesela müşterimiz var, karavan var. Ustam bana yardımcı olur musun? Oluyorum. Yani illa benden bir şey alsın istemiyorum.
Bizlerle çay kahve içmeye bile gelsin, yeter yani ki bize tanısınlar diyoruz. Yani, biz teşekkür ediyoruz bize bu değerli vaktinizi harcadığınız için. Tuğçe Hanım, sizler de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Geldiniz. Güzel bir röportajımız oldu. Sağ olun. Ben de buradan dostlarıma, arkadaşlarıma, müşterilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri tercihleri için. Bizler de buradan tüm Türkiye selamlar olsun. Tuğçe Hanım, çok teşekkür ederim bu güzel röportaj için. Sizler teşekkür ederiz bizleri burada ağırladığınız için. Bekliyorum. Biz de izliyoruz artık sizleri. İzleyeceğiz. Bizler de sizler için bir aile olduk. Teşekkür ediyorum bu güzel yayın için. Bizler teşekkür ediyoruz ve izlemede kalın diyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun.